Sevgili dostlar, merhaba. YouTube kanalımın kaçıncı yılı olduğunun hesabını tutmuyorum. 6-7 yıl olmuş olabilir. Dağcılık ve doğa sporları yaptığım için ilk yıllarda hobi amaçlı aktivitelerimi YouTube'da paylaşıyordum. Aradan geçen zaman içerisinde izlenme oranı arttıkça benim de sizlere karşı sorumluluğum arttı. Daha kaliteli videolar yapmak için çaba harcamam gerektiği inancı ile sizlerle bu düşüncemi paylaşıyorum. Sizlerin de daha beğeniyle izleyeceğiniz daha kaliteli yapımlar için çaba harcayacağım. Bunun için lütfen bana destek olunuz, kanalıma abone olun ve beğenerek bana destek verin. Daha güzel, daha bilgilendirici yapımlarda buluşmak dileğiyle esen kalın efendim. Amacım şu karşıki kayalık yapıya ulaşmak. Her yeri ayak basmanız da o kadar kolay değil. Bunlar tamamen fiziksel ve mental güçle olan şeyler. Zaman gerektiriyor. Buna yönelik planlama yapmak gerektiriyor. Evet. Amacım şu kayaların üzerine çıkmak. Geldiğim yerde şu uzaktaki tepeden geliyorum. Tepenin adı da yine Hacı Hasan Tepesi. Evet, isterseniz kısa sürede buraya ulaşabildim. Yani çok kısa sürede baktığınızda uzak gibi görünen, perspektif algılaması zor olan bu çıplak arazilerde aslında kolay katı yol alabiliyor insan. Yeter ki iste, yeter ki harekete geç, yeter ki enerjini ortaya koy. Bu benim ya da senin meselen değil. Bu herkes isterse bunu yapabilir. Bunun için söylüyorum sadece. Bu gördüğümüz Uludağ köknarıdır. Endemik bir türdür. Başka dağlarda da görebilirsiniz ama ana vatanı burasıdır. Ana vatanı Uludağ'dır. Uludağ köknar ormanının içindeyim. Çok güzel bir kokusu vardır. Bütün iğne yapraklılarda olduğu gibi ladin, köknar, sedir ve çam da dahil olmak üzere bütün bu iğne yapraklılar çok güzel koku verir. Hatta bu Uludağ köknarının farklı bir türü de var. Onun da kozalarını ayıların yediğine şahit oldum. Bunu da dışkılarından okuyabiliyorum. Farklı bir kayanın üzerine çıkmışım. Yani öyle göründüğü gibi kolay değil. Oraya ulaşmak.
alttan geçiş varmış. Bu arazilerin böyle çıplak olmasının nedeni çığ ormanı süpürüyor ve hep yeni bir orman ortaya çıkıyor. Çıplak bölümde bir türlü hep dipten kazıdığı için bir türlü yeşillenip ormana dönüşemiyor. Yani şuradan belli. Oradan da ortada çok taze bir orman belli. Yanda aynı şekilde. Hiçbir zaman o içteki kulvar şu ormana benzer bir orman yetiştiremiyor. Çünkü çığ hep süpürüyor, kazıyarak o orman örtüsünü biçiyor. Bir ot gibi bir temizliyor. Hep yenileniyor bu orman. Bu kulvarların içindeki orman örtüsü hep yenileniyor. Evet, burada çok net bir alpin ve orman sınırlarını gösteren bize burada çok güzel bir alan var. Alpin, ormanın olmadığı çıplak araziye diyoruz. Ormanın üzerindeki araziye. Uludağ'da ortalama 1750 ile 1800 metre ya da 1850 metrelere kadar değişir. Orman örtüsü yükselebilir. Oradan yukarıda orman örtüsü doğa koşullarından dolayı yaşayamıyor. Yani orada yaşamını sürdüremeyen ormanın sınırları, yani Uludağ'da ortalama 1850 metreye kadar ancak çıkabiliyor. Oradan daha yukarıya çıkamıyor. Alpin bölgede aşırı şiddetli rüzgarlar, don olayları, fidanların büyümesine izin vermiyor. Evet, yukarıya doğru çıktıkça da çıplaklık artıyor. Bütün dağlarda böyledir. Uludağ çok yüksek bir dağ olmasa da o dağların karakteristik özelliğini bize veriyor. Orman, alpin ve daha bitki örtüsünün gittikçe azaldığı üst sınırı da yukarıda görebiliyoruz. Bir ölçüde tabii. Yüksek dağlarda bu tamamen değişiyor. Dağ da yükseldikçe tamamen buzula dönüşüyor. Dağların yapısı böyledir. Isı bir derece düşer. Asıl biz insanları, hatta bütün canlılar diyebiliriz ama özellikle insanların organizmasının yaşamaya elverişli olmadığı o oksijen azlığı başlar. Gittikçe artan bir oksijen azlığı sizin bu alpin bölge dediğimiz yerlerde vücut fonksiyonlarını yerine getirmede bir zorluk ortaya çıkar. Yani bizim bünyemiz oksijenle çalışmaya programlanmış olduğu için bu oksijen azlığı karşısında halsizlik başlar, baş ağrısı başlar, iştahsızlık başlar. Bunun yükseldikçe tabii Uludağ'da böyle bir tehlike yok. Uludağ'da baş ağrısı ve halsizlik, yorgunluk hissedersiniz sadece bu alpin bölgelerde gezerken. Ancak bunun üzerine çıktıkça akciğer ödemi denilen, beyin ödemi denilen oksijen azlığından kaynaklanan metabolizmanın oksijen alamamasıyla ortaya çıkan bazı yan etkiler bizi ölüme kadar götürebilir. Onun için oksijen sınırımız orman, daha üstü gittikçe oksijenin azaldığı yükseltiler de bizim oralarda vücut fonksiyonlarımızı rahat yerine getiremeyip zorlandığımız, yorulduğumuz ve hastalandığımız bölgelere dönüşüyor yükseldikçe. Thank you.
Ve şimdi hedefteyiz. Evet. Gölgede yok. Evet. Haydi bakalım. Mola zamanı. Az önce indiğim tepe, Hacı Hasan Tepesi. Uludağ'ın bu bölgesinde iki gündür yapmakta olduğum aktivite burada sona eriyor.
Uludağ'ın güzellikleri bitmez. Biz onları elimizden geldiğince sizlerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Yine ve yeniden bir başka aktivitede görüşmek dileğiyle esen kalın efendim. Her 200 metrede bir